Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından 3 ayda bir çıkarılacak Anafarta dergisinin lansmanı Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Çanakkale Evi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acar, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Murat Karataş, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kişioğlu ile akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan alan başkanı Kaşdemir, yayın hayatına başlayan derginin bu alanda büyük bir boşluğu dolduracağını belirtti. Gerek alan başkanlığı, gerek Çanakkale 18 Mart Üniversitesi birçok konuda beraber işbirliği şeklinde çok güzel işler ortaya koymuştu. Tabii ki özellikle ÇOMÜ'nün, AÇASAM'ın daha önce birçok neşriyatını takip ettik. Özellikle bilimsel anlamda çok derin bilgileri ihtiva eden makaleler, dergiler, derlemeler vardı. Fakat biraz daha zannediyorum daha popüler olması açısından, daha çok kitleye hitap etmesi açısından böyle bir dergi çıkarılması düşünüldü. Zaman zaman biz de bir araya gelmiştik. Çok doğru, çok da olumlu buluyoruz. Bir defa Çanakkale dendiği zaman Türkiye'de ilgi duymayan kimsenin olmadığını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Hele Çanakkale kendi yerinde, yuvasında böyle bir çalışmanın, böyle bir derginin yetkin kişiler tarafından çıkartılacak olması bile zannediyorum artık Çanakkale ile alakalı gündemin buradan belirleneceği anlamına gelmekte. Umut ediyorum ki dergi gelecek adına iyi insanların yetişmesine vesile olacaktır. Muhtemelen burada bir makale yayınlamak, bir yazı yayınlamak bir prestij olacaktır. Rektör Profesör Doktor Yücel Acar ise üniversite olarak Çanakkale'nin Türkiye için ifade ettiği değerler üzerine çalışmalar yapıyoruz dedi. Burada Tarih Alan Başkanlığı'nın kurulmuş olması Çanakkale'nin buradaki değerine bir değer daha katmıştır. Bu işin sahibi, bu işin takipçisi çok güçlü bir kurum ortaya çıkmıştır. Saygıdeğer başkanını hepimiz tanıyoruz. Ben de şahsen uzun süredir tanıyorum ve bu süreçte güçlü bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu işle ilgili asıl uzmanların bulunduğu üniversitenin bu konuda her zamankinden daha fazla muhatap alınıyor olması, beraber çalışılıyor olmasından biliyoruz biz her şeyden önce. Çanakkale Valiliği'nin bu anlamda bu işlere sahip çıkma seviyesi, yoğunluğu bizleri üniversite olarak çok daha fazla memnun ediyor. Çok daha güçlü şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bugün burada yaptığımız açılış, bu Anafartalar dergisinin başlangıcı sıradan bir başlangıç değil. Geldiğimiz noktanın değerini gösteren bir başka unsur. Bundan sonra olacak şeylerin de bir göstergesidir. O anlamda ben çok önemsiyorum. Daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dergi, dergicilik gerçekten hep kıymetli olmuştur. Bundan sonra da kıymetli olacaktır. Formatı değişebilir ama içerik anlamında hep güçlü olacaktır. Vali Yardımcısı Turan Yılmaz da emeği geçenlere teşekkür etti. Genç neslimize tarih şuurunun, milli bilincin, milli şuurunun aşılanmasında inşallah önemli bir vazife icra edecektir. Ben de emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Valimiz adına Sayın Valimizin de selamlarını iletiyorum. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilmesiyle devam eden etkinlikte dergide yer alan makalelerden oluşan sergi gezildi. Türk Şehitlikleri İmar Vakfı yönetim kurulu olarak aramızda olmaktan büyük onur duyuyoruz. Onu belirteyim. 26 yılında Türk Şehitlikleri İmar Cemiyeti'ne dönüşmüş ve daha sonra Anafarta dergisinin Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarında yayınlanacağı ve her sayının Türkçe ve İngilizce olarak basılacağı bildirildi.